Fahri Sabit 1934 yılında Ankara'ya Genelkurmay İstihbarat Şubesi'ne tayin edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün kendisine Korutürk soyadını verdiği olayı da bu görevdeyken yaşadı. Bir gün Karpiç lokantasında yemek yerken tesadüfen oraya gelen Atatürk kendisini yanına çağırdı, çeşitli sorular sordu, aldığı cevaplardan çok memnun olduktan sonra Erzincan'da böyle eskiden kalma ailelerin bir takım isimleri vardı, onu mu alsam almasam mı diye düşünürken Atatürk de bana soyadı aldın mı dedi. Tesadüfe bakınız efendim. Almak arifesindeyim, alacağım ama ne, eskisini mi alayım, yenisini mi alıyorum, alamadım daha dedim, almadım dedi. Bak çocuğum dedi, ben sana dedi, bir takım dedi burada sorular sordum, seni bir hayli sıkıştırdım dedi. Bunlara cevaplar verdim dedi. Sana dedi, Korutürk desem dedi, ne dersin dedi. Aman efendim bahtiyar olurum şüphesiz, fevkalade minnettar olurum dedim. Biz bu memlekette pek çok inkılaplar yaptık. Bunları da Türk gençliğine emanet ettik. Bunu Türk gençliği koruyacaktır. Sen de onlardan birisi olaraktan bunu korumakla görevlisin dedi. Sana Korutürk desem dedi. Ne dersin dedi. Fevkalade güzel isabetli bir buluş. Minnettar olurum dedim. Bu surette Korutürk ismini almak bana o akşamın güzel bir mükafatı oldu. Hayatım boyunca bana ve benimle birlikte bütün aileme böyle mutlu bir isim, bir sülale ismi vermiş oluyor. Atatürk'ü bir defa daha rahmetle alıyor.